Zafer Hanım. Sizin yaşadıklarınızı çok iyi anlıyorum. Yani öfkenizi anlayabiliyorum. Şu anda parçalamak, kırmak, dökmek, zarar vermek istiyorsunuz. Bunları yapmak kolay. Ama çözüm değil. Ki Melek. Meleğin bunları atlatabilmesi için sevdiklerinin yanında olmasına ihtiyacı var. Annesinin yanında olmasına ihtiyacı var. O yüzden kendi yaşadıklarınızı bir kenara bırakıp Melek için güçlü olmanız lazım. Ayakta durmanız lazım. Çünkü Melek'in en çok annesini ayakta görmeye ihtiyacı var. Bunun için de sizin sağlam olmanız lazım. Melek nerede? Benim zorumlu uzandı biraz. Anne, o eve gidelim. Senin eşyalarını alalım ve bir daha da o eve uğramayalım. Tamam mı? Hadi. Kardeşim sana emanet. Merak etme. Şu afişlerdeki resmi olan, Nefes denen kahramanımız. Onu al. Peki efendim. Hanım ameliyat olmadı. Nasıl olmadı? Olmadı hocam. Ultrasona dikkatli bakılmamış. Burada bir bebek var. Tamam. Şurada follow-up tüfünün içinde bir bebek daha var. Genelde buraya bakılıyor. Bebek görününce tamam. Bu nasıl gözden kaçırılır? Olacak şey değil. Diş gebelik mi var? Evet. Kadın 8. haftasında derhal ameliyat olması lazım yoksa ölür. Çabuk iktibasa geçin, arayın hastaneye gelsin, ameliyathaneye hazırlayın çabuk. Tamam hocam. Allah kabul etsin. Cümlemizin kızım, cümlemiz. Melek, sen uyumadın mı? Yok, uyumadım da annem nerede? Onlar eve kadar gittiler. Neden? Eşyalarınızı almak için. Bu kadar çabuk gelmiş olamazlar, Tahir gelmiştir. Benimle geliyorsun.
Mustafa'yı serbest bırakmışlar. Dikkatli olun, kapıyı açmayın. Ben geliyorum. Tahir Bey, ne diyorsunuz? Biz annemle... Siz genç olmadan vermişsiniz. O nöbette bugün. He, iyi tamam Fatih. Tahir'le nefes nerede? Babam şimdi Tahir'e haber, kendi nefesi alıp gelecek ha. Şimdi az daha buraya olurlar. Vallahi okundu ya. Ozan okundu baba. Yok daha okunmadı oğlum, okunmadı da. Eldi eldi acından. Bugün niye böyle oldu ben de anlamadım ha. Bir şekerim pişti zaten. Az kaldı ya, az. Efendim? Asiye Kaleli. Buyurun, benim. Nefes Hanım'ı da Tahir Bey'i de aradım, ulaşamadım. Siz kimsiniz? Nefes Hanım'ın hayati tehlikesi var. Derhal hastaneye gelmesi lazım. Dış gebelik var. Ne diyorsun sen kardeşim? Ne? İkinizin de başı belaya girecek. O için de... Stres hamileliğe iyi gelmiyor ha? Umarım çocuğunu kaybetmezsin. Yoksa çok üzülürüm. Nefes nereye doğdu? Siz nereden duydunuz? Hayır bakalım, ben aradım. Ya acil oğlum, haydi nefesi al, haydi hastaneye gelin sabah. Abi sen ne diyorsun? Hayır bak. Asiye yengeni aradılar oğlum. Hani o dış gebelik bir neyin abi şeymiş. Sen şimdi nefesi al, hadi oğlum acil hastaneye gel, biz gidiyoruz. Abi genç nefesi kaçırdı.